dinleyicileri merhaba. Merhaba. Crossover segmentinin belki de en farklı tasarıma sahip ürünü olan C4 Cactus ile birlikteyiz. Dış tasarımıyla çok ilginç bir ürün olduğunu söylediğimiz C4 Cactus'un içindeyiz şu an. İçi daha da değişik. Evet, yani gerçekten ben ilk aracın içine bindiğimde bu ne ya dedim açıkçası. Her şeyden farklı bir tasarım var hakikaten yani. Yani gerçekten çok farklı. Hani alışılagelmişin tamamen dışında. Evet. Geleneksellikle o teknolojik unsurların bir arada olduğu bir tasarım açıkçası. Kesinlikle. Yani gösterge paneli yok. Dijital bir ekran var. Evet, dijital ekran var. Burada sürati görüyorsun. Yakıt durumunu, vitesi o kadar. Bir de kilometreyi. Bir de kilometreyi görüyorsun. Evet. Onun dışında devir yok. Devir yok. Hızlanma dijital. Multimedya ekranı var. PSA grubundan tanıdık. Evet, yani. O klasik ama başka hiç düğmeyle haşır neşir olacağınız hiçbir şey yok. Klima düğmesi yok. Müzik düğmeleri yok. Bütün ayarlamalar tamamen dijital ekran açısından. Bundan şikayetçi olanlar da var. Hı. Şöyle ki hani tek başınıza yolculuk yaptığınızda bütün unsurların dijital ekranın üzerinden hallediliyor olması belki sürüş esnasında ilgiyi, dikkati evet. dağıtabilir. Hani yan tarafta bir yolcu bu ayarlamaları yapabilir. Onda sıkıntı yok ama sürücünün tek başına olduğu yerde dijital ekranla bunu yapıyor olması sürüş güvenliğini belki zor duruma düşürebilir. Geleneksellikten bahsettik. Ne mesela burada bütün yolcuyu ve sürücü koltuğunun neredeyse birleşik gibi görünüyor olması ve kullanılan kumaş ve kadife gibi, kadife gibi. Gayet aslında hoş ya, ben çok beğendim. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet, direksiyon deri. Evet, üstü altı düzleştirilmiş ve çift renkli. Evet. Buna premium markalar acayip para istiyorlar ya. Büyük ızgara var, klima. Havalandırma ızgarası. Evet, havalandırma sağda yok ama. Sağda yok. Sadece yolcunun tek kullanması için büyük bir havalandırma ızgarası kullanmış. Hemen altında bir sürü göz var. USB girişi ve 12 voltluk çakmak girişi var. Onun hemen ikisinin ortasında bir cüzdan koyabilirsiniz. Cep telefonu koyabilirsiniz. Öyle bir alan var. Vites değiştirme şeyleri, düğme, o evet. çok ilginç. Herhangi koldan şey düğmeleri gibi, var mı? Metrobüs gibi. Evet, düğmeye basarak R ya da boşa alabiliyorsunuz. Ama kullanışlı yani. Evet. Alıştıktan sonra şey olmuyor yani. Tek düğmeyle işinizi halledebiliyorsunuz. Zaten otomatikleştirilmiş bir şansıman olduğu için hani böyle vites geçişlerini gerektirecek bir durum yok. El freni biraz ilginç. Hani uçaklarda hareket için önce kaptan pilot bir indirir. Eski, daha sonra eski Renault Megane'lardakine benziyor bu. İkinci nesil Renault Megane'lardakine. O çok şık değildi. Çok diye böyle çekiyordum şeyini. Ben onu çok beğenmiyordum açıkçası. Çok garip. Ben beğeniyordum yani. Çok parçalı bir orta konsol var. Multimedyanın altında işte havalandırma ızgarası, altında eşya gözü. Onun da altında bir bardaklık ve küçük bir şeylerin konabileceği bir alan var. Çok parçalı bu bölüm. Biraz karışık gibi de görünüyor. Torpido ilginç bir tasarım var. Yukarıya doğru açılan bir yapıda. Üzeri kahverengi. Sonuçta plastik ama sanki bir yumuşak plastik. Güzel. Ama hani deri kaplama gibi görünüyor evet. ama normalde kahverengi bir plastik kullanılmış. Şeyler çok hoşuma gitti. Kapı kolları çok güzel. Burada hani yani çanta deri tutacağımmış gibi bir kapatma şeyi var. Çok ya yani çok şık. Üstünde biraz kadife kullanılmış yine. Burada da parçalı bir yapı var. Plastik var, siyah bir plastik. Kalite algısı ama çok yüksek. Burada
çok beğendim. Derinliği çok az olan bir eşya gözü var kapı kolunda. Arkadakiler daha şey yani. Daha derin. Ve genişler. Evet. Burası biraz alçak. Uzun değiller ama genişler. Alçak. Arkada yine açılmayan, hafif aralanan bir cam var. Ama panoramik camdan dolayı, üst tavan cam olmasından dolayı ferah arkası. Baş ve diz mesafesi gayet tatminkar. Yalnız şaft tünelinden dolayı 3. yolcunun oturması biraz sıkıntılı olabilir. Ama 2 yolcunun oturduğu alanda, burada da yine kolçak kullanılmamış. Maalesef kolçak yok. Oysa ki şöyle bir şey yapabilirlerdi. Çok güzel bir fikir. Burada da aslında hani bu alanda da bir eşya gözü ya da herhangi bir bardaklık falan yok. Sürücü eğer bir bardağı kullanacaksa çok aşağı eğilmek zorunda. Ve bir tane var. Bir tane var ve biraz o handikap olabilir. Aynen. Tek başına olan sürücünün oraya bardağı koyması. Başka bahsedebileceğimiz, bagaj hacminden bahsedebiliriz. 358 litre. Bundan bir önceki testimiz olan DS4'te 359'du. Evet. Burada 1 litre düşmüş. Ama bunun şeyi çok güzel. Şekli çok güzel. Resmen kutu gibi bir şekli var yani bagajın. Evet. İş tasarım dediğimiz gibi gayet ilgi çekici aslında baktığınız zaman. Çok. Çok keyifli bir iç tasarım var. Ve ben şunu diyeyim, çok ferah. Özellikle sürücüyseniz yani görüş açılarınız bir kere camları geniş tutmuşlar. Artı ön panel düşük yapıda olduğu için önünüzü çok rahat görüyorsunuz. C sütunları biraz kalın ama olsun yani. Hani hakikaten ön görüş çok başarılı bence. Evet. Tasarımından bahsettik. Motor, şanzıman, süspansiyona gelelim. Evet. 1.6 dizel aracımız. Evet. 92 beygir. EHD yani. Evet, 92 beygirlik versiyon. Maalesef en güçlü versiyonu değil bu motorun. Yani 100 beygiri var, 110'u var, 120'si var, öyle gidiyor. Hatta Rip Curl'de 100 beygirliği manuel olarak manuel şanzımanla sunuluyor. Aklınızda olsun. Evet. Yani 92 beygir güç, 230 Nm tork. Yetiyor aslında, 1100 kilo civarında bir boş ağırlığı var çünkü bu arabanın. Hatta şeyler, benzinli olanları 975 kilo. Evet, yani gayet resmen hafif. Hafif bir yapıda. Tabi sağdan soldan kısmaların şeyini görmüş bu. Avantajını görmüş arkada. Bir cam açma mekanizması olmadığı için mesela bir hafifleme var. Ne diyorsun motorla şanzımanın uyumuna? Ya motor iyi ama şanzıman artık yani eskide kaldı diyeyim. Yani tek kavramalı yarı otomatik şanzımanı var. Artık tek kavramalılar yani bir bunda kaldı galiba değil mi? Başka ne de var tek kavramalı şanzıman? Bir de Lamborghini'ler de var galiba ama yani onlar hani farklı yani, amaç için şey olduğu için. Şöyle ilginç bir yapısı var. Yığılma yaratıyor. Yığılma yapıyor evet. Yani vites geçişleri tamam sarsıntılı değil. Aynen değil. Sessiz ama araba bir yığıyor. Özellikle konfor. Konfor istiyorsanız hiçbir sorunu yok. Yavaş yavaş değiştirebilirsiniz de bir böyle hani çabuk hızlanma falan istediğinizde şöyle bir duraksıyorsunuz. Hem duraksıyorsunuz hem de bir öne evet. Doğru yığılıyorsunuz geri geliyorsunuz. Yığılıyorsun ama her vites geçiş. Evet. Geçerli. O ilginç bir unsur aslında baktığımızda. Süspansiyon? Süspansiyon başarılı. Zaten Fransızların şu son dönemdeki süspansiyon gelişimlerine hayranım yani. Hakikaten eskiden çok yumuşaktı Fransızların süspansiyonu. Şimdi yani gayet mantıklı bir sertlikte bence. Evet. Özellikle şehir içinde hiç rahatsız etmiyor. Yani gayet güzel çukurları üstesinden gelebiliyor. Yalıtımı da çok... Evet, yalıtımı da hiç fena değil, evet, değil mi? Çok yani, başarılı. Yani düz sesi çok az alıyor. Motor sesi zaten hani rahatsız edici düzeyde değil. İkili muhabbetler belirli bir hız sınırına kadar gayet mantıklı bir ses seviyesi var. Yalıtımı gayet bence başarılı. Yani yeterli. Hani böyle işte premium, segment bilmem ne falan diyemeyeceğimiz bir şey ama yani yetiyor. Hani biraz rüzgar sesi geliyor tamam. Hani hafif hafif belki biraz lastik sesi, biraz motor sesi ama hani çok rahatsız edici yükselen değil. Çok rahatsız edici değil yani hakikaten. Yani keyfi bozacak düzeyde değil. Güzel bir sürüş yapabilirsiniz.
Yakıt... Aynen, şimdi ona gelecektim valla. Yakıt çok... şu an 6.2. Ki yani sürekli şehir içi kullanımda. Sürekli şehir içi kullanımda. 300 kilometreye yakın yol yaptık neredeyse. Ve daha 2 diş azaldı. Gayet başarılı, çok verimli bir ve tasarruflu bir motor aslında bu motor. Zaten hani çok yüksek gücü yok. Dizel olmasının da bir avantajı var. Gayet başarılı buldum ben. Yani genel olarak hakikaten başarılı ya. Şöyle bir baktığımda özellikle ya, tasarımını seviyorsanız evet, sorun yok ya. Ya vallahi, tabii hitap ettiği kitlenin gerçekten ilgisini çekecek özelliklere sahip. Yani ismi çok garip karşılansa da ilk çıktığında tasarımı da çok ilginç gelse de az önce dışarıdayken de anlattık. Hani otomobil markalarının tasarımıyla ilgili şeyler denemesi gerekiyor aslında. Citroen Cactus'le o farklı tasarımı, hem iç hem dış tasarımını başarmış olduğunu düşünüyorum ben gayet. Evet yani, hakikaten. Hem, güzel. Hem görünüş olarak hem de hani böyle kullanışlılığın önüne geçen bir şey yok sonuçta. Evet. Hani torpido gözü garip tasarımlı ama var mı? Ve için hacmi yeterli mi? Yeterli ve var yani, gayet güzel. Evet, yani her şeyi iyice iyi paketleyebilmişsin yani. Evet. Vallahi çok başarılı. Tasarımını konuştuk, motorunu konuştuk, süspansiyonunu konuştuk, yalıtımını konuştuk. Tüm bunların sonunda tabii ki doğal olarak fiyat konusu geliyor. Bu test ettiğimiz araç 1.6 Shine donanımlı C4 Cactus ve bunun şu anki liste fiyatı 83.100 lira. Ne dersin? Vallahi özellikle diğer kaktüslerle karşılaştırdığında ben daha önce 1.2 litresinde benzinlisi atmosferik motorlu testini yapmıştım. Evet, evet tamam, o 70 bin liralara alınabiliyor falan ama bence hiç uğraşmayın arkadaşlar, dizel daha iyi. Yani dizel sevdiğimden değil, bir performansı çok daha iyi, ikincisi yakıt tüketimi çok daha iyi. Üç, fiyat çok daha rahat. Yani yol alması çok daha rahat yani aracın hakikaten. Şöyle özellikle dizelin hani böyle bir tatlı şeyi vardır ya, turbonun daha doğrusu böyle tatlı yeri vardır ya, tam böyle 1500 devirde bastın mı özellikle de şeyde doğru ülkesindeysen, doğru ülkesindeysen alır götürür böyle. O hissi, o his bile yani yetiyor bence. Yani bu fiyata bu alınabilir diyorsun. Bence alınabilir. Yani kaktüs ailesini alacaksanız eğer bence en mantıklısı bu. Peki, video.com takipçileri, Cactus, C4 Cactus'un sürüş izlenimini gerçekleştirdik. Bizden şimdilik bu kadar. Video.com'u, onurkoray.blogspot.com'u takip etmeye devam edin. Sürüşlerimiz devam edecek, testlerimiz devam edecek. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.